Oyuna gelecek olursak ilk yarı istediğimiz şekilde geçmedi. Özellikle maç eksiği olan oyuncularımız hem Şala olsun hem Mustafa Akbaş olsun zaman zaman bunu Estrella da Ufuk da yaşadı. Maç eksiği olan oyuncularımız biraz sıkıntılar yaşadı maçın içerisinde. Onun için hamle yaptık. Yani oyuncularımız kötü diye değil ki bu oyuncularımız rüştünü ispat etmişler zaten. Hamle yaptık. İkinci yarı çok daha iyi futbol oynadık. Çok daha iyi mücadele ettik. Oyunun hakimi bizdik. Kazandık ve mutluyuz. Hak ettiğimizi de düşünüyorum. Özellikle ikinci yarıdaki oyunla. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten kendilerine yakışır. Erzurumspor'a yakışır. Erzurum şehrine yakışır. Bir mücadele örneği gösterdiler. Yani daha da fazlası şampiyon takım, şampiyonluğu oynayan takım nasıl oynarı gösterdiler. Onun için gerçekten tebrik ediyorum. Camiamıza armağan olsun bu galibiyet. Tabii taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün inanılmaz desteklediler bizi. Hafta arası olmasına rağmen sayısal olarak belki öbür maçlardan daha fazlaydı. Daha iyi desteklediler. Hiç olumsuz ses yoktu. Oyuncularımızı hep motive ettiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Bir paragraf da hakemler açısından açayım. Bugün eğer çünkü ilk yarı gençlerle oyuncuları bayağı bir yere yattılar, vakit geçirdiler. Belli ki bir puana gelmişler ama hakem arkadaşımız özellikle basit faulleri vermeyerek, bu tarz şeylere prim vermeyerek oyunun tempolu, özellikle ikinci yarıda tempolu oynamasında en önemli rollerden birini de oldu. Sanki yani İngiltere'den bir hakem triyosu seyrettim. Onun için onları da tebrik ediyorum. Ya yani ben mağlup olduğumuz maçlardan da galip olduğumuz maçlardan sonra da söylüyorum. Doğru bildiğimi, gördüğümü söylüyorum. Herkese göre değişir. Ama onları da tebrik ediyorum. Güzel bir galibiyet oldu. Yolumuza devam ediyoruz. Emin adımlarla. Oyuncularımın hani eksik diyorlar, takımımız eksik diyorlar. Biz eksik değiliz. Büyük bir aileyiz. Bugün de büyük bir aile olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum. Soru soran var mıydı? Hocam kaptan sakatlandı. Bunun hakkında bilginiz var mı? Şimdi gidince bakacağız. Tabii yoğun maç trafiği oluyor. Bunların yanında istikrarlı da bir kadro yakaladık açıkçası. Yani 6-7 maçtır, 8 maçtır aynı kadro oluyor. İster istemez bu tarz yorgunluklar, bu tarz adale çekmeleri olacak. Biraz da antrenman sahamızın sertliği buna da prim tanıyor zaman zaman. Onun dışında çok problem olacağını düşünmüyorum ama gidince bir MR'ı falan çekilecek. Bakacağız. Ona göre önlemlerini alacağız. Yani bize her zaman lazım. Kaptanımız da diğer oyuncularımız da her zaman lazım. Kaptanımıza madem lafı açıldı onu da söyleyeyim. Mustafa Yumlu'ya, kaptanlarımıza, Yakup'a, Aykut'a ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten bana saha içini bırakın saha dışında da çok yardımcı oluyorlar. Bu konuda onlara da ayrı bir teşekkürü borçluyorum. Herkese iyi günler.